Taravih namazları okuyabımız. Taravih namazlarının aslı sünnet indi. Lekin aslı başlanışı nemege barıp takıladı dese, Müslüman ümmeti Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bilen bilgelikte Resulullah birinci peygamber bulgen yıllarda ilk nübuvvet yıllarda Müzzemmil ayeti nazil olup keçesi bilen ibadet kılış aksar kısmında buyurulgen, doğru mu? Öşe ibadet kılış nege çınıhtırılgen? Çünkü geleceğide güde katta işler vardı şünge matanat hasıl kılış gerekti. Hazır ki günde taravih şunu ornaya kalgen amel hesaplanır. Taravih rahat, bahş, ibadet. Lekin o meşakkatli ibadet buluş gerekiyor. O aslı. Biz hazır taraviyete hem kıyınlanması yediğimiz. Tez okusa, tez tüketse ve hakeza. Metanattan şu nokta vazgeç var gelmemiz. Özü taravih, Müslüman ümmetinde metanatını şekillendiriş için, çidemini terbiyeleş için cari. Biz onu hem kelleyle taraviyeni hem. Kelleyle matanat ki hiç kanaka dahil yok. Halat ki alp geliş ki sal kol yalnız. 8 rekat. 8 rekat koyan kerimez. Halat ki oku. Sünnet yani sünnet o genden ki. Okumasın günahkar bu meysen. Şuna kadamlar var. Şeriat, Resulullah hadiste bunda adı genekenler. Yani ki şeriatte bunda adı genekenler. Sünnet mi farz mı deydi? Farz desiz kıladı, sünnet desiz taşıp gitmek için. Yani mecbur masayken o. O hammasini farz qilib qo'ysa unda u sadoqat qada qoladi. U darajat qayerda qoladi? U darajat yuqori darajat intilish kerak bo'lgan narsa u. Oylikni ham minimal kasi bo'ladi, keyin yaxshisi bo'ladimi? Ha? Shunga o'xshash. U bonus bo'ladi, keyin u hayot qiziq bo'ladi. Xuddi shuni singari hamma narsa majburiy emas, ixtiyoriy qo'yilgan. Lekin mana taravih namozlarida nima nazarda tutiladi? Allohga ibodat qurbat bilan birga matonat chidamni shakllantirishimiz kerak. Shuning uchun taravih namoziga chiqqanda bizga noqulayliklar bo'lsa ham unga chidashga harakat qilishimiz kerak. Modomiki sog'ligimizga zarar yetmasa. Sog'lik birinchi o'rinda turadi endi, chunki u sog'lik doim kerak. Lekin salomatlikdan tashqari muammo yo'qmi? Endi ancha-muncha mashaqqatga chidash kerak. Ozgina oyoq og'risa, ozgina turishga intilish kerak. Ozgina rakat uzoqroq bo'lsa, chidab eshitishga o'rganish kerak. Taravih matonatni shakllantiruvchi ibodat, azizlar. Biz musulmonlar matonatni taravihdan o'rganishimiz kerak. Taravihimiz bizga matonat berish kerak. Taravih nega taravih deyilgan desa, o'z 4 rakatda bir dam olgani uchun. Dam olish degani taravih. Taravih o'zi dam olishlar degani. Tanaffuslar degani. Tanaffus nima desa, har 4 rakatda tanaffus bo'lgan. Nega desa, ana u 4 rakat o'ta uzoq va haligi nihoyatda matonat talab 4 rakat bo'lgan. Bizning 4 rakatlarimiz hozir juda chaqqon 4 rakat. Shunda ham og'iz shoshiltirib o'tirishibdi. Yo'q, bu Rasululloh akram alayhisolatu vasallam namozni uzoq o'qishlari, sahobalar namozni uzoq o'qishi, namozda matonat nimaga? Hayotda matonatni o'rgatadi bu. Sabrni, chidamni o'rgatadi. Shuning uchun taravihlarni ham biz u o'rtasida dam oladigan darajadagi ibodat sifatida bo'lganini unutmasligimiz kerak. Lekin bizning hozir taravihlarimizda alhamdulillah unaqa charchaydigan narsa yo'q. Sharoitlarimiz nihoyatda go'zal. Ob-havoyimiz ham nihoyatda go'zal. Qiroatimiz bir kunda bir pora xolos. Ko'p emas. Bir pora, bir ikki pora yo'q. Sal qo'shiladi xolos. Ovozlar jangillab kelib turibdi. Hamma yo'q yaxshi alhamdulillah. Taravih, lekin namozda biz halovat tuyishni o'rganishimiz, Qur'ondan halovat tuyishni o'rganishimiz kerak. Bir ikkita odamlar bor. Sal qori Qur'onni sekinroq o'qisa, cho'zilib ketdi, o'ldi, bo'ldi deb shikoyat qilishga tushadi. Endi qorilar chaqqonroq o'qish kerak deymiz. Lekin gohida inson charchab qoladi, kunduzi dam olmasa kech payti sekinroq o'qish o'qigisi kelib qoladi. Gohida masalan ba'zi paytda qori Qur'onning ma'nolariga tadabbur qilsa o'z-o'zidan sekinlab qoladi. Ma'nolariga tadabbur qilib o'qishga kirishib qolsa, sekinlaganini bilmay qoladi. Sekinlab qolishi mumkin, shunga o'xshash. 5 daqiqa, 10 daqiqa farq qiladi o'sha sekin bilan tez o'rtasida. Lekin orqadagi yurak yorilib ketay deydi. Nega?
matonat chidam degan narsa yo'q. Bol-bol tez-tezga o'rganib qolgan. Shuning uchun biz aytkimiz keladi. Mana shu Ramazonda turganimiz uchun aytamizki, aytkim keladiki, biz Qur'on tinglash texnikasini o'rganishimiz kerak. Taroveh o'qish Qur'on tinglash texnikasini, qoidasini biz bilib olishimiz kerak. Jamoatda 1000ta, 2000ta, 5000ta odam bor, misol uchun. 5000ta odamni dedi kamida 100 xil bo'ladi. Biri sekiniga, biri tezga xursand bo'ladi. Biri balantiga, biri pastiga xursand bo'ladi. To'g'rimi? U hamma didiga qarab yursa, o'qib bo'lmaydi uni. U ham o'zi o'qish kerak uning uchun. O'zi xohlagancha qilib. Shuning uchun nima qilinadi? Ta'lim tartibga ko'ra qorib bor imkoniyatini ishga solib o'qiydi. Endi tinglovchi nima qilish kerak tinglovchi? Tinglovchi o'sha Qur'on eshitayotganda uning o'zini didiga mosligiga emas, Qur'onligiga e'tibor berish kerak. Mana texnikasi shu. Eshitayotganim Qur'on Allohning kalomi, savob olyapman. Tushunsa fikrini ma'noga burib turish kerak. Tajvidni bilsa tajvidini o'rgansin. Masalan, qorindan qiroatdan ko'p narsani olsa bo'ladi. Mahoratli yaxshi qorilardan aytaylik, tajvidni o'rgansangiz bo'ladi. Siz eshitib turing, kafni qanaqa aytyapti? Dalni qanaqa aytyapti? Sodni qanaqa aytyapti? A? Eshitib turing, o'rgansangiz bo'ladi. O'z-o'zidan quloqingizga kirib, tilingizga ta'sir qiladi. Endi siz tajvidga e'tibor bermasangiz, ohangga e'tibor bersangiz bo'ladi. Masalan, yaxshi ohang bilan o'qiyotgan qorining qiroatidagi ohangni agar tuysangiz, ohangni chiqib tushishi bor, va hokazo mahorati bor. Maqomlar o'zgaradi. Bir maqomlarni ham bir misollarini aytdik. Ana undan siz o'zingizga rang olsangiz bo'ladi. Bu ikkinchi istifoda bo'lishi mumkin masalan. Uchinchi istifoda bo'lishi mumkin. Agar ma'noni anglasangiz, endi uni cheki yo'q endi uni. Siz har birta oyatning tafakkur tadabburni qiladigan bo'lsangiz, agar siz shunchaki masalan aytaylik alhamdulillahi robbil alamin, Allohning robbi Allohga hamd bo'lsin ekanda deb tadabbur qilmaysizda uni. Uni siz hamd o'zi nima edi o'zi? Olamlarning robbisi, tarbiyat kunandasi degani nima ni anglatadi? Mana bu narsalarni agar siz tadabbur qilaman desangiz, o'z-o'zidan u sizga qiroatning sekin tezligi ham qiziq qolmaydi. U siz ma'no bilan band bo'lasiz. To'rtinchisi, hech qaysini sizni olmaganingizda Allohning kalomini tinglayapman deb turingchi, qaysi kayfiyatda turasiz? Allohning huzurida Allohning so'zini tinglayapman deb turing. Qorni unutib oling, qori kimmi u? Ahmadmi, Akmalmi, Mahmudmi, ish yuzmasin bilan. Yo'q, kim bu? Kim bo'lsa ham Qur'on o'qiyapti. Qur'onni eshityapman deng. Men bunga hayotiy misol ko'rganman. Ustozimiz Shayx Hazratlarining eng yaqin safdoshlaridan Zokirjon domla degan domlamiz bor Andijonda. Yoshi ulug' ulamolarimizdan juda tabarruk insonlardan Alloh o'zi umrlarini ziyoda qilsin. U kishi bilan biz juda ko'p Andijonda ko'p xatmlarda birga bo'lganmiz. Endi u kishini maqtasa bo'laveradigan odam, chunki ular maqtovga haliga o'zgaradigan yoshdan ham martabadan ham o'tib ketgan ular. Ibrat uchun solihlarni zikr qilinsa yaxshi bo'ladi, ibrat bo'ladi. Endi men o'tmishdan gapirsam, o salaf solihlarda deysizlar. Endi salaf solihlar deyishadi. Yo, biz hayotda ham bor shunaqa salaf solihlarning tutumidagi odamlar. Zokirjon domla bilan biz 4 kun, 5 kun, 6 kunlik xatmlarda ko'p birga bo'lganmiz. U kishi o'z oyog'i og'riydi. Oyog'i og'riq necha yildan beri. Lekin tik turadi tarovihda. U kishining tik turganini ko'rib ichi og'rib ketadi. Chunki gohida qaddi ham bukilib ketadi. Belam og'riydi, oyog'i og'riydi. Endi biz qorilar charchaymiz, u kishi charchamaydi. Biz yosh qorilar charchaymiz, u kishi charchamaydi. Odatda 3 kunlik, 4 kunlik xatmlarda o'rtadagi tanaffus sal uzoqroq bo'ladi, chunki tasbih aytgandan keyin jamoatdan xushyorda bitta savol bersa cho'zilasiz qolasiz. Birpas dam olasiz. O'shunaqa orada tanaffus bo'lib, gohida suhbat cho'zilib qolishi mumkin gohida. Gohida sal suhbat cho'zilsa, birinchi bo'lib domla qo'zg'aladi. Turdik qani Qur'onga deydi. Ikkinchisi, uch kishida ko'rganim, masalan, yaxshi qori o'tadimi? Yangi qori o'tadimi? Ovozi chiroylimi? Boshqa mi farqi yo'q. Qur'onni ravon toza o'qib bersa bo'ldi. Hech narsaning u kishiga farqi yo'q boshqa.
Kur'an eşitse buldu. Yenge karlarını ötküzemiz mesela, hanadarlarda hatmi götkendi. Yenge karı, çıralı okulmaydı. Özü arayın, adaş bulmasan buldu diye okuydu özü. Yenge lukma yemeysen buldu diye yani hafta okuydu. O başka narsa ki, vakti yem bulmaydı, imkaniyeti yem kelmeydi. Öşe karı, lakin Ravan okuyabdı, buldu. Damla çerçemeydi şu Kur'an'ı eşitip çerçemeydi. Eşitip duru oradı. Bizi görüşen adam gahada, şu endi tuzura adam ötseydi, bir rahatam alardik. Ahangi denme, tecvidi denme deyip dursak. Lekin damlada o farkı yok. Allah'ın kelamı bütün ras manı okulu yaptı, rasa okulu yaptı. Şu, mana şunun özü boldu. Yeted. Bunu hala gelirler, o kişinin sabdaşları benim hepimi tasdikleydi. Ramazan içi birer gün dem almazdan her gün hanadanda hatmada bulardı o kişi. Bu yerlerde iftar gelse hem bar mıydı? İşte hatminden keç kap kalmayı bar deyip. Mescidlerde hatimlerde barsa, belki barsalar. Lekin hanadan diye hatimleri 30 gün o kişi elbette 30 gün fakat Kur'an işledi keçesi bile. Hullas. Bana bunge bana o asasi biz aladigan narsa o iki tane narsa. Karını karını yemez. Kıraat dürüst borsa boldu. Allah'ın kelamı digen itikadini özü de boldu. Çerçemeydi. Ve o kişi indi ağlamadan tedabbür bilen türedi. Bir Ramazan'da o kişi ayetledi ki biz dedi Ramazan'da hiç olmazsa 3-4 metre hatim kılması bu meydi deyip türedi daim. Kemede 3-4-5 metre hatim kıl alışımız gerek dediler. Ve her sefer yenge işte yapan ki yine şu üç sura degen yapı yok. Yani birinci 10 gün, birinci 4 günlüğü ya ki 5 günlüğü de bir hatim tügedi. Ya ki 6 günlüğü de bir hatim tügedi. Kengisi de bir parvalık ki ötüş yok. Kengisi de hem birincisini eşleyken de etbar bulan eşleş. Bu hem var. Mene bu ibret. Aslında biz taravihette mene şundak buluşumuz gerek her birimiz. Şimdi o kişi ağlamadan manasını çünette desek, hop, o kişi alim bulsa, alim bulmagenlerine hem bir neçe muhlislerini biz körgenimiz. Bu düşünce, yaşı oluk, biz kıblagahlar, katarı kişiler barıdı. 3 günlüğü, 4 günlüğü hatimlerde hiç mi düşünüşmeydi onlar? Umumən Arap dilini, umumən bir arta söz manasını bilmeydi. Lekin Kur'an eşdeyip endiyen ihlas bulan onlar 3 gün, 4 gün, 5 günlüğü hatimlerde şunu attık duruşarıdı. Ve haligin değil, Kur'an'a toymaydı. Şimdi bunun tehnikasını kayırdı. Tehnikası, yine bir de tehnikası şu ki, bunu tecrübede özü sınav görseniz buladı. Kalbinizi bir az nefsinizi yengip, kalbinizi bir az Kur'an'a üşüp durun da, bir açılıp kaladı, keyin oşa, bana şuna kal, zelik meydigen mertebeke kep kaladı. Bana bu narsanı biz özümüzde şekillendirişimiz gerek, çünkü intilişimiz gerek. Hazır hadi siz, hala onu size keçe çözülüp gitti, ve herkese adıydı. Özü 5 minit farkı yan buladı. 5 dakika. 5 dakikaya eğer macera kıladiyen borsa, şimdi o namaz okuşmaz o. Namaz onu kabul müydü? Kur'an eşitiş hem mesela. Kur'an eşitiş, namaz eşitiş de insanda ibadet ruhiyeti buluş gerek. Biz ibadetlerini daim kılıp, kılıç mabeyni de neticesinde ne demek ki hep kalemiz bu nesil vermiyor. İbadet bizde adet ki eylenip kaledi. İptardık kılığımız, taravihke varlığımız, 20 hareket okuyumuz, hatim bol yaptı adet. O ibadet diyen ruh kanı onu. Allah ki bugün tezarruh kanı uyurdu. İbadet ruhiyeti yok olsa, bana şuna kadar 5-10 minnetinin üstünde muhakeme payda buladı. Eğer ibadet ruhiyeti olursa, 5-10 dakika olmaz, yarım saat kıyam hiç kim hiç nesil demeydi. Çünkü o ibadette durup ki o, ibadet ruhiyeti onu vücudunu egellegen buladı. Ubudiyet yok olup, adetke eğlense, bana bu ne kadar 5-10 dakikalık muhakemeler payda buladı. Biz bana bunlar sana ıslah kılıp alışmamız gerek. Bu ümit kılamız inşallah bu yıl her yıl giden göre cüde zor. Ötken yılki pandemiyenin bir de faydası. Cüde köpçülükümüz, taravihini sağıngemiz, Kur'an'ın hatmi Kur'an'ın sağıngemiz, kadirge yetkemiz. Elhamdülillah. Lekin şu bilen birge, bana bu ruhiyetini hem koşup diklesek, inşallah yine hem mükemmel buladı, yine hem rahat, sevabı köp buladı.